Bugünkü konumuz adet düzensizliği. Bir kadın da adetin düzeni önem taşımaktadır. Bunun düzeni bozulduğunda hem psikolojik olarak hem de organik olarak sıkıntılar yaşanabiliyor. Bir adet 21 gün ila 35 gün arası sürebiliyor. Başlangıcından başlangıcına hesaplıyoruz. Bugün adetin ilk günü ise bir sonraki adetin ilk günün hesaplıyoruz. Kimisinde bu iki adetin aralığı 21 gün sürebilir, kimisinde 35 gün sürebilir. Bu aralıklarda olanlar normal adet kanamasıdır. Erken veya geç kanama değildir. Ortalama kabaca söylersek 28 gün sürüyor genelde çoğu kadınlarda. Ama 28 günden 7 gün az olabilir, 21 güne denk gelir veya 7 güne kadar fazla olabilir. Demek bu aralıkta ise İki adetin arası 21 gün ve daha fazla ise ve üst taraftan da 35 gün altında ise bu adet kanama süresi normal süre olarak sikluslar normal bir siklus. Ama 21 günden erken adet görüyor ise bu adetin başlangıcıyla bir sonraki adetin başlangıcında 21 günden az ara varsa o zaman bu düzensiz adet kanaması sayılır. Bu o zaman polimenore diyoruz buna. Yani sık sık kanama anlamına geliyor. Veya tam tersi 35 günden sonra ise bir adetin başlangıcıyla bir sonrakinin arası 35 günden daha fazla olursa o zaman da yine de adet düzensizliği sayılır bu ve buna oligomenore diyoruz, az adet kanaması diyoruz şey olarak, siklus olarak. Diyelim ortalama kabaca söylediğimizde bir adet, iki adet arası 28 gün. Peki süresi ne kadar olacak? Adet kanaması şimdi başladı. Kimisinki 3 gün 4 gün sürüyor, kimisinki 6-7 gün sürüyor. Hangisi normal? Bu da yine 3 günle 7 gün arası normal. Ortalama 5 gün, 5 günden 2 eksik veya 2 fazla olabilir. 3 ile 7 arası. 3 günün altında ise, 1 gün, 2 gün kanama ise o zaman az kanama var diyoruz. Veya 7 günün üzerinde ise o zaman da yine fazla kanama diyoruz. Meloraji diyoruz, fazla kanaması var diyoruz. Ama bunların 3 günle 7 gün arasında ise süre olarak o zaman normal, düzensiz değil. Bir de miktar, ne kadar kanıyor? Kimisi şimdi günde 1 pet 2 pet değiştiriyor, kimisi daha fazla pet değiştiriyor. Hangisi normal, ne kadar aralıklarla normal biz kabul ediyoruz? Bir gün içerisinde en az 20 cc, en fazla 80 cc kan kayboluyor. 20 ile 80 arası kan kaybı normal diyoruz. Bunu da yine ortalama 50 artı 3 eksi 3. 20, 80 yapar. Peki şimdi bunu nasıl anlayacağız? Şimdi biz orada onları bir kaba koyup bunların sisini ölçmüyoruz ki. Nasıl anlayalım 20 sisinin altında mı veya 80 sisinin üzerinde mi? O da böyle anlaşılıyor ki bir pette normalde bir pet dolduğunda 20 sisi olur. Demek bir kadın günde bir pet değiştirmiş olabilir. Veya en fazla 4 pet. 4 pet değiştirdiğinde 80 cc olmuş oluyor. O zaman bir kadın 80'den fazla ise 4 petten fazla değiştirmiş olacak. Bunu da diyelim, bu petler iyice ıslanması gerekiyor. Hani kimisi sık sık değiştiriyor. Ben 10 kere değiştirdim ama dolmadı. O sayılmaz. Dolsaydı ne kadar olacaktı? O zaman 1 pet ile 4 pet arası kanama olduğunda bir gün içerisinde bu da normal sayılır. Fazla adet kanaması veya az adet kanaması değildir. Ancak onun üzerinde ise 4 petin üzerinde ise demek fazla adet kanaması var. Hipermenüre diyoruz. Bir petin altında ise, bir pet doldurmuyor ise o zaman hipomenüre diyoruz. Yine az adet kanaması var diyoruz. Başka bir konu daha, kanın rengi ve durumu. Adet kanaması koyu kırmızı kandır. Açık kan değildir. Açık kan böyle pembe gibi ya da açık kan bildiğimiz kan ise o zaman bu da normal kanama değil. Az olsa bile normal kanama değil. Ve adet kanaması pıhtısız olur. Pıhtılaşırsa bazıları geliyorlar, bazı hastalarımız ben parça parça düşürüyorum. O normal adet kanaması değildir. Bunun nedeni belli olması gerekiyor. Demek ki adet kanaması koyu kırmızı olacak ve pıhtısız olacak, pıhtılaşmayacak. Fazla kanama olduğu zaman rahim içerisinde bir özellik var, bu pıhtılaşmasını engelliyor. Ama fazla kanama olduğu zaman engellenmesi mümkün olmuyor ve pıhtılaşıyor. Demek fazla kanama olduğu zaman pıhtılaşır. O da bir normal bir durum değildir.
Başka bir adet düzensizliğinde yaşadığımız şey adetin arasındaki kanamalar. İki adet arasında kanama olabiliyor. Şimdi adet regl olmuş, regli bitmiş. Regl bittikten birkaç gün sonra bir daha bir az da olsa ya da bazı zamanlar az birkaç damla miktar şeklinde bazı zamanlar daha fazla kanama görüyor. Bu da yine adet düzensizliği sayılıyor. Çünkü iki adet arası kanama olmaması lazım. Sadece iki adetin tam o yumurtalama zamanında adetin ortasında çok az bazı zamanlar bir iki damla kadar bir hafif bir lekelenme kanama olabilir. O normal sayılır. Bunun dışında iki adetin arasındaki kanamalar normal sayılmaz. Metroloji diyoruz ona, öyle bir şey varsa. Hocam iki tane sorumuz var. Evet. Bir tanesi doğumdan sonra 8 aydır adet görmüyorum, normal mi? Diğeri de hipotizer yetmezliğim var. Hamile kalabilir miyim? Şimdi doğumdan sonra adet görmeme düzenli emzirdiği zaman adet görmeyebilir. Bu hormonların düzeni o emzirdiği zaman, prolaktin hormonunun düzeninden dolayı adet görmeyebilir. Emziriyor ise normal. Ama emzirmiyor ise o zaman nedeni belli olması gerekiyor. Normal sayılmaz. Diğeri de hipofiz hastalığı var dedik. Hipotizer yetmezliği var. Göbek alabilir miyim? Hipofiz yetmezliği olduğu zaman hormon salgılanmasında sıkıntı yaşıyoruz. Biliyoruz ki bu adetin yumurtalama olması ve göbek alması için önce hipofizden FSH ve LH hormonları salgılanıyor. Bu hormonlar yumurta üzerinde etki yapıp yumurta çatlıyor ve çatladıktan sonra yumurtalama oluyor ve sonra göbek alma, döllenme olursa sağlanıyor. Ancak hipofiz yetmezliği olduğu zaman büyük bir ihtimalle bu hormonlarda da sıkıntı olacak ve kendiliğinden göbek almaz. O zaman bu hormonların yerine konulması gerekiyor. Özel ilaçları var. Bu ilaçları veriyoruz. Vücut kendisi üretecekti. Biz üretemedik. Ve vücut üretemediği için biz dışarıdan veriyoruz bu ilacı. Öyle ancak göbek almasını sağlayabiliyoruz. Devam edersek, şimdi konumuza devam edersek, bu adet düzensizliğinde dedik ki uzun sürürse ve fazla kanama olursa buna menoraji diyoruz veya hipermenora diyoruz. Bunun nedenleri olacak şimdi. Neden böyle bir şey var? Neden fazla sürüyor veya neden uzun sürüyor bu adet kanamaları? Bir, organik bir nedenler olabilir. Yani o kadının genital sisteminde bir sıkıntı var, bir neden var. Bazı zamanlarda organik olmayan nedenler oluyor. Hormon düzensizliği falan oluyor. Şimdi anlattığımız gibi mesela hipofizde o az kanama oluyor. Bazılarda da başka hormonun başka düzensizliği olduğunda fazla kanama oluyor. Bizim için en önemli olan organik nedenler. Yani rahimde veya rahim ağzında bir sıkıntı olması. Bunlar ne olabilir? Bazı kanamalar hiç adet düzensizliği yaşamıyor da şimdi ara bir kanama olmuş. Bu en sık aklımıza geldiği şey göbek almış ve düşük yapıyor olabilir. Veya göbekte olan kanamalar. Göbeğin iç başlığında test yaptırmamıştır. Göbek aldığını bilmiyor. Düşük yapıyor. Böyle bir yoğun kanama olabilir. Yoğun kanamayla hasta geliyor. Bu kere adet kanamam çok yoğun geçti diyor. Bir bakıyoruz, göbek testine bakıyoruz. Pozitif çıkıyor. Diyor siz düşük yapıyorsunuz. Buna nasıl bakalım şimdi? Kusura bakmayın, telefonum çaldı. Başka bir neden, kontrol için kullandığımız spiraller. Bu spiraller bazı zamanlar özellikle yerinden kaydıysa, doğru yerinde değil ise bu da rahmi tahriş eder ve düzensiz kanamalar yapar, ara adet kanamalar yapar. Başka bir organik neden, rahimin kendi kasında bir sıkıntı, bir hastalık olması, adenomiyozis diyoruz buna. Ne oluyor bu? Biraz farklı üremiş oluyor. Kanadığı zaman kanama durmuyor. Onun da farklı tedavisi var. Bu da olabilir. Bunlar adet arasında olan kanamaların nedenleri, büyük nedenleri. Ama başka bir neden de olabilir. Dediğim gibi organik olmayan bir nedenler hormon düzensizliği olabilir. Şimdi bu hormonlarda bir sıkıntı olduğu zaman, beyinden salgılanan hormonda veya yumurtakla üreten hormonlarda bir sıkıntı olduğu zaman bu iyice hormon düzeni bozulduğu için prostaglandinlerin yetmezliği gibi bazı hormonu etkileyecek durum olduğu için veya yumurtalama olduktan sonra progesteron hormonu salgılayan bir organ oluşuyor, corpus luteum dediğimiz. Bunun yetmezliği olduğu zamanlar, o zaman da ara kanamalar veya düzensiz kanamalar olabilir. Ve duygusal ve stresler de olabilir. İklim değişikliği olabilir, yer değişikliği olabilir. Çünkü biz diyoruz ki
Kadınlarda adet düzeni kadının ruhunun aynasıdır. Yani bir sıkıntı olduğu zaman, bir duygusal stres yaşadığı zaman adet düzeni de bozulabilir. Bunlar ancak organik olmayan bir şeyler. Bunların tedavisi daha kolay. Organik olan şeyler en önemli şeyler bizi korkutuyor. Bir de çok yoğun adet kanamasında hani ya isterse ara kanama olsun, isterse adet kanaması yoğun olsun, servis önemli, rahim ağzı önemli. Rahim ağzında yara varsa, rahim ağzında erozyon varsa veya rahim ağzında Allah korusun kansere doğru giden bir hücreler varsa veya kanser varsa bu da ara kanamalar yapar. Bunun kanaması biraz farklı olur. Biraz sıvımsı kanama olur. Ancak yine görmek gerekiyor. Demek adet kanaması, adet düzensizliği olduğu zaman, ara kanama olduğu zaman rahim ağzına da bakmamız gerekiyor. Rahim içerisinde de sıkıntılarımız olabilir. Rahim içerisinde ne olabilir? Rahim içerisindeki miyomlar düzensiz adet kanama yapabilir. Rahim içerisindeki et benleri, polipler düzensiz adet kanama yapabilir. Bunlara da bakmamız gerekiyor. Demek adet aralarında kanama varsa bunları gözden geçirmemiz lazım. Bir ultrason yapılması lazım ve bunlara bakılması lazım. Ve son bir aslında önem taşıyan bir hastalık rahim ağzının kanseri dedikçe rahimin içerisinin kanseri olabilir. Rahim içerisinde kalınlaşma olabilir. Bu kalınlaşma adet düzensizliği ve ara adet kanamaları yapabilir ve bu kalınlaşmaların bir kısmı kansere doğru gidebilir veya direkt rahim kanseri olmuş olabilir. O yüzden böyle özellikle ara kanamalar varsa, özellikle 35 yaşın üzerinde ise veya fazla adet kanaması varsa ve özellikle yine vurguluyorum 35 yaşın üzerinde ise mutlaka bir kadın doğum uzmanı veya jinekoloji, onkoloji uzmanı bakması lazım ve bunlardan varsa, bu dediklerimden varsa ilerlemeden, kötüye doğru gitmeden tedavisi yapılması lazım. Hocam 3 tane sorumuz var. Ben tek tek gideyim. Bir tanesi rahim ağzı yetmezliği demiş. Rahim ağzı yetmezliği bu gebelerde olan bir şey. Gebe olduktan sonra bu rahim ağzı kendinden gevşiyor. Hani rahim ağzı normalde kapalı. Rahim ağzı 4 cm uzunluğu var. Kapalı duruyor. Gebelik devam ediyor. Doğuma yakın yavaş yavaş bu kısalıp açılıp doğum oluyor. Rahim ağzı yetmezliği ama çok çok erken zamanlarda 4. ayda 5. ayda rahim ağzı kendinden bırakıyor. Açılıyor. Buna rahim ağzı yetmezliği diyoruz. O zaman bu erken gebelik kaybına sebep oluyor. 20 haftanın altında veya 20-25'lerde yani yaşayacak bir aşamaya gelmeden gebelik kaybolmuş oluyor. Bu hastalarda rahim ağzı yetmezliği olanlarda bunlara özel bir dikişlerle ve verdiğimiz ilaçlarla bu yetmezliği gidermeye çalışıyoruz. Hocam bir hastamız ayda 2 kere adet görüyorum. Normal mi? Sebebi nedir? Bu anlattığım, biraz evvel anlattım. Ayda 2 kere acaba 21 günde mi görüyor? Hep düzenli. Bu adetle bir sonraki adetin arası tam 21 gün oluyor ise başlangıçtan başlangıça tam 21 gün varsa bu normal, yapınız öyle. Ama iki adetin başlangıcının arası 21 günden az ise mutlaka bunun nedeni araştırılması gerekiyor. Sebebi de şimdi bu kadar sebepler söyledim. Bunun hangisinin olduğunu artık görerek, ultrasonda bakarak tanı koyacağız. Bir de hocam bir hastamızın annesi menopozdaymış ama bir senedir tekrar kanamalar devam ediyormuş. Bu şimdi anlatacağım zaten konuydu. En önemli konulardan birisi de menopozdan sonraki kanamalar. Menopozdan sonraki bir sene boyunca hiç adet görmüyor ise bir kadın menopoza girmiştir. Ve bir sene adet görmedikten sonra bir daha kanama olursa, isterse bir kere olsun, isterse az olsun, isterse fazla olsun, illa bunun nedeni araştırılması gerekiyor. İlla bir kadın doğum uzmanı veya jinekoloji, onkoloji uzmanı bakacak, rahim duvarının kalınlığına bakılacak ve mutlaka rahim içerisinden örnekleme alınacak, parça alınacak, patolojiye gönderilecek. Bunlar çoğu zamanlar rahimin duvarında kalınlaşma oluyor, hiperplazi dediğimiz bir şey ve bu kalınlaşmaların da bir kısmı kansere doğru gidiyor. Özellikle atipili kalınlaşma varsa %40 kansere doğru gitme ihtimali var veya Allah korusun kansere doğru gitmiş durum bile olabilir. O yüzden menopozdan sonra herhangi bir kanama mutlaka muayene edilip nedeninin bulunması lazım. Parça alınmak olur orada. Başka sorumuz yok hocam. Başka sorumuz yok. Bir de adet düzensizliği ergenlerde gözükebilir. Hani normalde 11-12 yaşlarında tabii ülkeye göre, iklimine göre değişiyor da 9 yaşta 15-16 yaş arası değişiyor. Ancak ortalamasını dersek 11-12 yaşlarda ilk adet başlanıyor. Menaj diyoruz buna. Bir sene, iki sene içerisinde özellikle ilk bir senede düzensiz olacak. Bunun kokmasına gerek yok.
Bunlar hormon hala düzgün oturmamış, o yüzden bunlarda o yumurtalama olmadan sikluslar geçiriyor, o yüzden olabilir. O sıkıntı değil. Ben hani 2 ay görmedim, 3 ay görmedim, olabilir. Ama bir sene geçtikten sonra hala o düzensizlik 3-4 ayda bir oluyorsa bakılabilir. Bir de menopoza yakın. Normalde 45 ile 55 arası kadınlar menopoza giriyorlar. Yine genetiğe göre ve ülkesine göre değişiyor. Menopozdan bir sene, 2 sene önce adet düzensizliği başlar. Bunlarda da o yumurtakların rezervi azalmıştır. Bazı adetler yumurtalama olmadan geçiyor. O yüzden bunlar da bir sonraki ay adet görmüyorlar. Bunlarda da sıkıntı değil, yani bazı aylar adet görmemesi. Ama özetlersek 35 yaşın üzerinde fazla adet kanaması varsa, 80 cc'nin üzerindeyse, yani 4 dolu pedden fazlaysa bir gündeki adet kanaması veya pıhtı şeklinde kanamalar varsa veya iki adetin ortasında kanamalar varsa bunları bakıp değerlendirmek lazım. Duruma göre bunların çoğunda parça alıp patolojiye göndermek lazım. Kötü bir şey varsa tedavi etmek için, kötü bir şey yoksa da bunlarda özellikle bu genç kadınlarda menopozdan öncesinde genelde çoğu zamanlar bunlarda bizim hani gördüğümüz rahim içerisinde polip görüyoruz. Bu da veya miyom görüyoruz. Bu da ara kanamalar yapar veya pıhtı gibi kanamalar, yoğun kanamalar yapar. Bunların tedavisi kolay. Bunların histeroskopi dediğimiz bir yöntem var. Kamerayla rahim içerisine giriyoruz. Ekranda görerek bunları alıyoruz. O da geçmiş oluyor. Ama tabii bu kadar nedenler söyledim size. Bunların bu nedenler kabaca, yani bilimsel nedenleri söylersem daha çok uzun. Ama kabaca söylediklerim, en önemli nedenler bunlar. Özet olarak adet düzensizliği varsa, özellikle fazla kanama varsa veya adet aralarında kanamalar varsa veya menopozdan sonra tek bir kere olsa bile kanama varsa illa nedeni araştırılıp tedavi edilmesi gerekmektedir. Hocam bir sorumuz daha. 24 yaşında bir hastamız, akıntısı çok oluyormuş. Evlendiğinde gebe kalmamı etkiler mi? Akıntı şimdi evli olmayan bir kadında, kızlarda da bazen akıntılar olabiliyor. Bunlarda bu akıntılar özellikle adetin ortasında ve yumurtama zamanlarında biraz daha fazla olabiliyor. Biraz daha koyu olabilir. Bazı zamanlar adetin sonuna doğru daha değişik olabilir. Bu akıntılar kötü kokulu değil ise veya kaşıntıyla beraber değil ise veya rengi çok koyu sarı veya kahverengi değil ise normal akıntılar sayılır kadınlarda. Ancak bu dediklerim varsa, kaşıntıyla beraberse, kötü kokulu ise bunlar da tedavi edilir. Tedavi edildikten sonra gebe kalmasını vajinal akıntı engellemez. Ancak bu akıntı rahim ağzında ise, özellikle evli kadınlarda rahim ağzında enfeksiyon varsa, servisit dediğimiz bir neden varsa, bu tedavi edilmezse yukarıya doğru, rahim içerisine doğru gider. Endometrit diyoruz ve oradan da tüplere doğru gider ve tüplerde sıkıntı yaşatabilir. Hidrosalpın istediğimiz bir yöntem bulur. O zaman evet, o zaman gebe kalmaya engeller. Ancak üst genital sistemine gitmediği sürece, vajende olduğu sürece gebe kalmaya engellemez. Tabii ki enfeksiyonu ise tedavi edilmesi gerekiyor. Bir hastamızda 3 kere sezaryen olmuş, 4. de sezaryenle bir çocuk dünyaya getirsen tehlikeli olur mu? 3 sezaryenden sonra biraz tabii zor geçecek. Tehlikesi böyle. Şimdi sıkı kontrol yapılması lazım. Bir deneyimli bir hakimde, benim 6. sezaryende yaptığım oldu. 4. sezaryen, 5. sezaryen fazla yaptım. Hiçbirisinde de bir tehlike gelişmedi, bir sıkıntı olmadı. Ama genel olarak bilimde de böyle. 3 sezaryenden sonra veya 4 sezaryenden sonra biraz gebelik, biraz sıkı takip yapılması lazım. Hiç sezaryen olmayana göre veya bir sezaryen olana göre tabii bu biraz daha riskli sayılır. Ama bu olmayacak değil. Sadece gebe kaldıktan sonra düzgün takipler yapılacak ve zamanında gereken kontroller yapılacak, gereken müdahaleler yapılacak. Başka bir sorumuz yok hocam. Evet, bugünkü konumuz bu kadar. Adet düzensizliği ise anlatmak istedik. Her hafta bir konuyu anlatacağım. Adet düzensizliği fazla gördüğümüz bir şey kadınlarda ve bu düzensizlik hem psikolojik açıdan hem de bazı zamanlar bir özel bir neden olduğu zaman yaşam kalitesini değiştirebilecek bir duruma geliyor. O yüzden adet düzensizliği varsa mutlaka bir jinekolog muayene edilmesi lazım ve varsa sıkıntısı giderilmesi lazım. Herkese sağlıklı yaşamlar diliyorum
ve hayırlı bayramlar diliyorum.